kadar sattığınız için teşekkür ederek bu konuşmacımızı davet edeceğim. Ben kendisiyle uzun zamandır aslında böyle gıyaben tanışıyorum. Böyle uzaktan uzaktan izliyorum onu. Sonra böyle olur mu olmaz mı, acaba hikayeleri bizi nasıl bir yere taşır diye düşünürken sürprizlerle karşılaşacağımız bir isim olduğuna emin olduğum, çoğunuzun tanıdığını bildiğim, emin olduğum ilk konuğumuzu hikayelerini dinlemek üzere davet etmek istiyorum. Funda Karakılıç Stern. Sevinirim, oyun biliyorsun. Herkes hoş geldi. Aslında bugün kızıl goncalar var. Pek kalabalık olmaz diye düşünmüştüm ama şu an heyecanlıyım o yüzden. Ben bir influencer'ım bilmeyenler için. Bir ajansım var, Turuncu Ajans. Ancak bu konuya sonra geleceğim. Başa dönmek istiyorum. Buraya çıkacağımda ne konuşacağımı çok merak ediyordum. Yani herkes soruyor, ne konuşacaksın. Ben aslında arkadaşlar arasında eğlenir izlemiştim. Şu grubu planlamıştım, şu grup hiç yoktu planımda. Sonra dedim ki ne anlatabilirim? Şunu düşündüm. 3 sene Kenya'ya gidip katalmanaj bitkisini araştırdığımı paylaşabilirdim. Sonra stres kolyesi çipini satmaya çalışıp 30 milyon TL batırdığımı anlatabilirdim. Bir senede 48 kilo verdiğimi ve bunu ameliyatsız verdiğimi anlatabilirdim. Ya da Google'da başkan olarak çalıştığım bir sistemde bir gün çok canıma tak edip ben bu hayatı istemiyorum deyip kendi yoga stüdyomu açışımı anlatabilirdim. Sonra düşündüm. Bunlardan hiçbiri yok bende. Ben gayet ortalama bir insanım. Haliyle kariyerin yolculuğunda çok ortalama. Yani bunu ben çok rahatsız oluyorum. Hayatım boyunca ortalama bir insan olmak istemedim. Kariyerimde de asla ortalamada kalmak istemedim. Bugün baktığımızda bu mesleğe 12 senemi vermişim ve 140 bin takipçim var. Bence manzara hiç iç açıcı değil. O yüzden bu gece şunu anlatmak istiyorum. Asıl fakat ortalama bir insan olmaktır. Ortalama bir kariyer yolculuğuna sahip olmaktır asıl fakat. Ve bunun kıymeti bilinmiyor. Bunu bir örnekle açıklayacağım. Şimdi eşinizden, sevgilinizden, partnerinizden ayrılıyorsunuz. Bu hikaye şöyle olabilir. Ben kocamı en yakın arkadaşımla bastım. Ve ayrılıyorum. Ne olur? İnsanlar yanıma gelir, arkadaşlarım toplanır. Funda'ya destek olmalıyız. Kocasını en yakın arkadaşıyla bastı. Hep sahte ise aşklar, bitmeyen yalanlar. Gönlümden uzak olsun. Çat çat çat. Öldüren bize. Ama öyle değilse. 10 senedir aşk hayatım artık standarda bindi. Birbirimizi eskisi kadar sevmiyoruz. Birbirimize eskisi kadar saygı duymuyoruz gibi bir ayrılık varsa eğer. Bana derler ki 40 yaş bunalımına girdi bu. Bu akşam dizim var, gelemem. Ya da rahat battı bu kadına derler. Halbuki aynı acı, aynı ayrılık. Ama saygı görmez. O yüzden birisi şu fakabı anlatmaya başladığında MIT'den diploma aldım ve 1000 dolar verdi sadece bir cebimde. Bitti bende. Devamı yok. Çünkü MIT kimilerimiz için sadece alfabede 3 harf. Sen orada mezun olmuşsun. Ben Gazi Maliye mezunuyum. Benim için ufku bu kadar geniş olamaz kariyer yolculuğum. O yüzden esas fakat budur. Ama benim de küçük küçük fakatlarım var tabii ki. Üniversitedeyim. Keşke mağarada doğmuş olsaydım ya da bir gecekonduda 28 kardeşimle birlikte büyümüş olsaydım. Bu noktaya gelmem büyük bir başarı olabilirdi. Ama ben dediğim gibi hep ortalama bir insan olmanın acısını çektim. Ortalama fakirlikte bir insandım. Yani okumak için yeşil kart çıkarmak zorunda kalmayıp hani KYK'dan burs alıp da babama harç ödeyeceğim deyip onu dönem başı 2000 lira çarpan türden bir fakirdim ben. O yüzden üniversite hayatım boyunca paranın peşini kovaladım. Ben nasıl iş kurabilirim, nasıl yırtabilirim? Ve ilk işim NTV Spor'da sunuculuk oldu. Evet, bence güzel bir başlangıçtı. Bana dediler ki, NBA'in sponsor olduğu bir iş var,
daha önceden duyurusu yapılmış, herkes basketbol seçmesi yapacak. Çıktılar o sahada, işte ben de sunacağım, diyeceğim ki hoş geldiniz, hünerinizi gösterin, şudur budur. Burslar veriliyor, toplar veriliyor, formalar veriliyor. Onlar da böyle cıvıl cıvıl bir kız arıyorlar. Benim de yaşım 19-20, üniversite 1. sınıftayım. Tabii ki hay hay yaparım, 280 TL para kazanacağım bu işten. Benim için çok çılgın para. Hemen başladım tabii ki, hemen gittim ve diyorlar ki bu işin devamı gelecek. Bundan sonra senin sunuculuk hayatın açılacak, hiçe gönül. Şahane, çok motiveyim. Başladım, gittim orada herkese tanıştım, organizatör, yapımcı, herkes kolay, ben 19 yaşındayım, göbeğimi içime çekerek nasıl sunuculuk yaparım onu planlıyorum falan. Bir gittim, canlı yayınmış arkadaşlar. MTV Spor'da 19 yaşında canlı yayında sunuculuk yapacağım. Daha da beteri, etrafımda o kadar çok siyahi yarışmacı var ki, İngilizce yapacakmışım sunumu. Ben bir sene önce hazırlık okudum ve hazırlıktan kaldım. Ve bir daha hiç geçemedim. Mezun olacağım sene af çıktı, ben İngilizce hazırlığı öyle geçtim, yoksa mezun olamıyordum. Ve ben başladım sunmaya, size Gucci'ya, what is your name falan şeklinde. O günden sonra beni ne NTV Spor'dan arayacağını söyleyen yapımcılar aradı. Ne kanaldan herhangi, ne de organizasyondan herhangi bir yetkili aradı. Televizyonculuk hayatım böylelikle sona erdi. Sonra yine üniversitede, benim işim hep bunlarla zaten, bunları yapmak istiyorum. Radyo programcılığına başladım. Benim zamanımda internet radyoculuğu diye bir şey vardı. Ve dönemin en ünlü radyolarından birini al sana, ben sana kurban olayım, ben para istemem şeklinde işe girdim. Anlaşmamız şöyle, 30 bin kişi, 2 saatlik program yapıyorum. Aynı anda benim programımı dinlerse bana 1000 TL verecekler şimdinin parasıyla. Benim için yine çok iyi bir para. Çünkü ben bu paranın yarısı için, iki katı için babamı dolandırıyorum, düşünün her dönem. Ondan sonra neyse biz başladık. Ben her programım yaptığımda Ali Desidero şarkısını açıp kapatıyorum. Böyle bir imajım oluştu. Adım da DJ Turuncu. Ondan sonra MSN'den ekleniyorum, Yonca'dan teklifler geliyor. İşte o internet sitesinde mail adresi var, mailler geliyor. Halen kullanıyorum o mail falan. Yani popülaritem artmaya başladı. Ve işte bir haftalar sonra artık bir gün gerçekten yükselen bir grafikte gidiyordu program. 30 bin kişiyi geçti benim programım. Ve bir anda server çöktü. Bana 1000 TL vermediler, benden para istediler biliyor musunuz? Ve radyo o gün kapandı. Server çöktü çünkü. Elinde kala kaldım. Benim 1000 TL ne olacak derdindeyim. Onlar benden para istiyor falan. E hani 30 bin de benim hedefim. Muhtemelen ulaşamayacağımı düşündüler. Hayatımdaki tek başarım ve ünlü olma hedefim de orada sona erdi. Televizyondan sonra radyoculuktan da vazgeçtim. Sonra üniversite artık bitmeye başladı haliyle. Dedim ki ben bazı mali okuyorum. Macera, arama ve kendi işimde, finans sektöründe bir yere gir. Forex piyasalarında staj yapmaya başladım. Cindan Caddesi'nin girişinde çok ünlü bir yatırım şirketi vardır Forex. Zamanın en ünlülerindendi ama şimdi ortalama bir yatırım şirketi. Yine sevgiler gönderir. Yolları bantları açık olsun. Ona girdim ve staj yapmaya başladım. Benim daha sonraki iş hayatımda da öğrendiğim pek çok şey gibi bu da aslında insan ilişkilerine dayalıydı. Çünkü ben bir hafta sonunda hiçbir şey öğrenmemiştim. Çünkü zaten oradaki hiç kimse de hiçbir şey bilmiyordu. Programı biliyorlardı sadece. Staj sonunda 3 kişi seçildi. Ben, 2 tane de erkek arkadaş. Arkadaşlar ben ertesi hafta, yani bir bazı maaş var, şimdiki asgari ücretten bir tık düşünün. Ama sonra her bağladığım iş başına prim alacağım. Yani çok düşük bir meblağ ama benim için bir her zaman sıfırdan büyüktür. Paraya ihtiyacım var, tamamım ben. Neyse başladım. Galiba sene 2010 Forex piyasaları kapandı Türkiye'de. Şaka değil, işe gittiğim ilk gün kapı mühürlüydü. Patronun yardımcısını aradım, dediler ki piyasalar kapandı, SPK'ya bağlanacağız, düzenleme olacak, şu bu. 2011 yılında sonradan açıldı ama ben finans sektöründen de elim ayağımı çekmeye karar vermiştim artık. Sonra yaz zamanlısı ama ben tabii bugünkü mesleğim olan influencer'da adım atıyorum. İşte internette yazı yazıyorum, web sayfasında yazı yazıyorum, kendi blogum var falan. Ben bunu şu anki meslektaşlarımdan farklı olarak para kazanmak amaçlı yapıyorum. Yani bir başarı tutkusu elbette ki var ama parası olmayan insanın başarı tutkusu düşüktür arkadaşlar. O paraya tutkuludur. Yani hani ben şey istemiyorum, arabamı değiştireyim falan. Ben kendime çay içecek bir paraya ihtiyacım var, anlatabiliyor muyum? Ondan sonra ben yazmaya başladım. Google'dan 3-5 dalmıyor ama
günlerce, sayfalarca, haftalarca belki okunuyorsun 10 bin kişi tarafından. Bana yatıyor 354 TL. Dedim bu iş böyle olmaz. Instagram'dan da takipçim 20-25 bini bulmuş. Ben tekstil işine giriyorum. Zaten doğma büyüme ben molaya tutkunum. Severim öyle şeyleri. Ama gelin görün ki onda da muvaffak olmak çok kolay olmadı. Çünkü ben kim köpekse şöyle bir marka kurdum. Tutu by turuncu bir kız. Yani markayı tutturdum yetmiyormuş gibi bir de benim tarafımdan olması için böyle şey övgü bekliyorum. Hadines turuncu bir kız. Ya sen kim köpeksin ki turuncu bir kız koyuyorsun? Kim kardeş yanmışsın mesela? Şu an olsa asla yapmayacağım bir şey ama yaptım. Ve tekstil işine girmek istiyorsanız eğer bugün dahi böyle bir planınız varsa ve cebinizde ortağınızla birlikte toplamda 2800 TL paranız varsa lütfen Mert'e gidin ve 50 TL'ye tartalım. 65 TL'ye de satmaya çalışın. Benim gibi ürettirmeye çalışmayın. Kumaşı ürettirmeye çalışmayın. Şöyle anılarım var. Ulus'ta arkada atölyeler var. Ben onlara tasarladığım kıyafetleri diktiriyorum. Çünkü Milano'da moda okuduğum için ben müthiş tasarım yaparım. Ondan sonra abiye diyorum ki Pinterest'ten açıp bunun yakası abi, bunun kolu falan. Abinin orada bisküvi kabı var. Çay koymuş, çayın orada şeyi var. Onu alıyorum, ıslak mendil çıkarıyorum çantam. Onu söylüyorum, abi balonu olan bu kumaş çok yeni geldi. Çok özel, çok özel seçtim. 2 saat önce Bursa Kumaş Pazarı'ndan topuna 20 TL indirim oldu ve saatlerce pazarlık yaptım kumaş. Yani Hindistan'dan bilmem ne dokuması da getirdim ama o kadar güveniyorum ki işime. Şimdi mantıken şöyle diyorum. 350 TL bir gömlek ürettiriyorum. Ben bunu 1000 TL'ye satsam 20 bin takipçim var. 20 bin takipçimden hadi hiçbiri almasın pintiler 500 tanesi bu gömleği alsa. Benim ne kadarım oluyor? Benim ne kadarım oluyor? Yani ikiye bölüyorum her türlü cebime 20 bin lira falan kalıyor. Çok güzel fiyat değil mi? Ama bir bakıyorum. Hesaplayamamışız herhalde. Hiç mi biz tekstilci olmamalıyız? Ve ben sonra diyorum ki biz niye para kazanamıyoruz? Benim yaptırdığım gömleğin fabrikasyonu, benimkinin işte düğmesi yırtılıyor. Buradan şey, çünkü abi dikiyor onu elinde, yanındayım. Ben de ona yardım ediyorum. İplini eğiriyorum, düğmesini veriyorum. Vallahi böyle diktiriyoruz ürünleri. Ben 20 tane diktiriyorum. Diğer rakiplerim 20 bin tane üretiyor. Tabii ki fiyat olarak yarışamadım. Batmadım ama çıkmadım da. Elimde bir çuval kıyafetle ben bu tekstil yolculuğundan da pes ettim. Sonra influencerlar para kazanmaya başladı. İşte dedim benim zamanım. Ben anlatırım, dinlerim, konuşurum. Çünkü ben ortalama bir insan olmayı sevmiyorum. Bu işte yükselirim. Aradan geçti 12 sene. Benim hala var 140 bin takipçim. Yani işler pek planladığım gibi gitmemiş olabilir. Çünkü bizim meslekte şöyle şu çok zordur. Sabah 7.30'da gözünü açarsın ve bana bak demeye başlarsın takipçim. Beni dinle, beni izle. Yani bakıyorum hayatıma, benim keyif alır bir tarafı yok hayatın aslında. Dediğim gibi ortalamada kaldım. Yani şey yapabilirsin, bir dizi estetik ameliyat geçirip çok güzel memelerin olursa ve onu açarsan çok takipçiye sahip olabilirsin. Ya da çok güzel bir kadın olabilirsin. Sadece görselinle bunu, ya da bir işte çok uzman olabilirsin. Çocuk kitapları yazarsın, çocuk işinde çok iyisindir, çok iyi bir ekonomistsindir. Gazi Maliye mezunu, tekstilci değilsindir, mesela bu işte iyisindir. Ben ortalamanın altındayım, ben ortalamanın altındayım. Ya da işte evlenirsin, başka bir eve taşınırsın, çocuk doğurursun, 8 tane çocuğun olur. Çok komik bir içerik çıkarabilirsin. Komediye çok yatkın olabilirsin. Bunun gibi bir sürü dinamikler bizim o anki etkileşimimizi eksiltip azaltır. Ya ben 15 senedir aynı adamla evliyim. 10 senedir aynı çocuğa sahibim. 3+1 evde oturuyorum bilmem kaç senedir. Kilom 4'a... Şu an hepsini sağlıyorum. Sadece bir adamla evli değilim. 5 kilo problemin var mı? 5 kilo problemin var mı? 5 kilo da problemim var. Sürekli onu daha vermeye fazla çalışıyorum. Yani şimdi insanları beni izleyin demek o kadar zor ki. İlgi çekici değilim bence. Ya işte varsa benim samimiyetime, tatlı dilime, güler yüzüme, Allah'ın yüzü suyu hürmetine. Hani beni takip ediyor insanlar gibi geliyor bir noktada. Bunun en acı anekdotunu şöyle anlatayım.
Bir gün arkadaşlarım, kendilerinden birkaçı da burada. Bu hikaye boyunca o kızdan kızcağız olarak bahsedeceğim. Çünkü hasetleniyorum. Hırsımdan. Ve bazı noktaları değiştireceğim. Çünkü ünlü bir influencer, tanınabilir. Şimdi kıza bakıyorlar arkadaşlarım. Büyütüyorlar, şey yapıyorlar. Kız benden 5-6 sene sonra mesleğe girdi. Önce 50 bin, 100 bin, 200 bin, 700 binlere ulaştı takipçisi kızın. Kızcağızın. Sonra arkadaşlarım da bundan bahsediyor. Ben kızı tanıyorum, takip etmiyorum ama biliyorum piyasadan. Ondan sonra büyütüyorlar falan, kız yıkılıyor, kızcağız. Bana şöyle hayretle dönüp şöyle diyorlar. Ya Funda, bak bu nasıl büyüdü, sen nasıl büyüyemedin ya? Büyütüyorlar. Funda ya bak bu nasıl çekiyor, sen nasıl ya o kadar inanıyorlar ki bu nasıl yapamadın sorusuna. Arkadaşlar ben nasıl yapamadım biliyor musunuz? Kız hakkında küçük bir anekdot vereceğim şimdi, kızcağız. Bu kızcağızın büyük 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 nenesinin Büyükada'da büyük 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 bir denize nazır konağı var. Şimdi hatırladınız ve gülüyorsunuz. Şimdi kız bu konak kapalı çünkü büyük 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 nenesinin hakkın rahmetine kavuşalı çok olmuş. Allah taksiratını affetsin. Zaten orada nenesinin deyince bir kaldım. Devam yanlış gelmesin değil mi? Ya o ev ama duruyor. Neymiş işte anıları varmış da şey yapmıyorlarmış. Ya kapalı eve iki tane bakıcı tutmuşlar. Asgari ücretiyle sigortası yatıyor. Ev kapalı. 40 yılda bir gidiyorlar, ayda yılda bir. Açıyorlar evi. Onların görevi ne acaba? Mesela ben onu merak ediyorum. Muhtemelen İtalya'dan gelen özel kumaşlarla dikilen koltukların örtüsünü şöyle yelliyorlar. Benim aklıma o geliyor. Gümüş takımları parlatıyorlar solmasın diye falan. Başka ne görevi olabilir? Bir de sigorta yaptırmışlar. İki kişi istihdam edilmiş oradan bakınca. Ondan sonra bu kızın storylerini izliyorum. Bu kızcağızı taktım kafaya şimdi. Bizimkiler çünkü şöyle diyor. Ya sen nasıl böyle büyüyemedin, yıllarını verdin falan diyorlar bana. Arkadaşlar kız bir kitaplık gösteriyor. Büyük 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 nenesi bunlara kaç büyük önce bir taraf İngilizce masal kitabı, bir taraf İtalyanca ve Fransızca masal kitabıyla dolu. Ve bunlara bunu okuyormuş da onun çocukları onu okumuş da onun anneannesi de onu okumuş da o yüzden de anıları varmış o evi kapatmıyorlarmış. Ya rahmetli anneannem bizim tarla tapan işleri vardı da imzalamayı bilmediği için parmak basardı. Ya şimdi acaba o kızla ben nasıl böyle büyüyememiş olabilirim yani. Ve kız acı tarafı Milano'da moda okumuş. Kendimi sorumlu hissettim şu anda. Hikayenin en acı tarafı böyle bitmedi. Bir gün biz bir iş aldık. Ajanslar bize iş paslar. Ve eğer tanıdık sevdiğiniz ajanslarsa, sürekli çalıştığınız ajanslarsa şey sorarsınız. Hani kimler yapıyor bu işi? Yani sakata gelmeyeyim. Şimdi Dilan Polat'la aynı işi yapmayayım. Anlatabiliyor muyum? Ondan sonra kimler yapıyor falan. Bu kızcağızın adını gördüm. Kızcağız. Ben bir geldiler bana. Ben hemen bir tık bütçemi kıstım. Dedim ki ben bu işte olmalıyım. Yani onun aynı var. Bizim kızların gözüne sokacağım. Aynı işi yapıyoruz falan diye. Bu şimdilerde çok ünlü bir application. Bir yabancı dil application. O yüzden adını veremiyorum. Ben hazırlıktan kaldım. Hikayenin başını hatırlayalım. Evet, onu hatırlıyorsun. Ondan sonra neyse ben videomu çektim gönderdim. Ajanstaki süper tamam Funda Hanım. Üzerine işte hashtag koyun, mention koyun. Bizim böyle ıvırık zıvırık şeylerimiz var. Etiketlerin yazın bilmem ne. Hatta burada yapılmış var deyip kızın videosunu attılar bana. Buradan şey yapabilirsiniz, bunun gibi yapabilirsiniz. Ben tamam dedim. Kızcağızın videosunu izliyorum. Ya bir İngilizce şakımış. Ben de şey, it's good application falan. O kadar da görmeyeyim. As soon as'ler falan da kattım araya ama. Neither nor'lar, used to be'ler. Tabii tabii. Biraz var bizde de yani. Kalmış olsak da bir altyapı var. Biliyorsun NTV'de İngilizce sunuculuk yapmış insanım. Bu arada hala Google'da var o benim sunuculuk performansım. Ben izlemiyorum. Hiç izlemedim. Ondan sonra ya araya İtalyanca atmış vicdansız. Fransızca atmış. Utanmamış İspanyolca'ya benzer benim çıkaramadığım bir dil atmış. Neyse ben de yükledim mentionlarını falan filan gönderdim. Eğer ki bu application nedir ve ben bu işi nasıl yaptım diye merak ederseniz açıp Instagram sayfamdan bakabilirsiniz demeyi çok isterdim ama benim işbirliğim onaylanmadı.
eğer iyi bir stalkersanız o kızcağızı bulursunuz. O videoyu izlersiniz çünkü onunki onaylandı. Kıssadan ise çıkarmamı çok istiyorsun biliyorum Oğuzcuğum. Eğer bir gün ya çok dipte doğmadım lanet olsun. Çok yukarılara çıkmadım lanet olsun. Neden benim MIT'den gelip cebimde $1,000 akıllı saat çipi üretmek için batırdığım bir param yok diye dertleniyorsanız, kendinizi ne zaman çok ortalamada bir insan hissediyorsanız beni ve bu geceyi hatırlayın, daha iyi hissedeceksiniz. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler.